Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Gel. Gelecek misin? Çok asil bir kedi. Bir dakika göstereyim. Artık videomu başlayabilir miyim Kiki'cim? Boykot etmeyeceksen. Teşekkürler. Kiki, o benim ilaç kutum. Asla çekemeyeceğim bu videoyu. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim en sevdiğim ojeleri birazcık konuşacağız. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Bir tane daha olsaymış. 10 olurmuş. Bir tanesi daha ama koruyucu. Onu da 10 sayalım. O zaman benim 10 favori ojemi konuşacağız bugün. Bu video benden çok istendi. Bana kalsa hiç aklıma gelir miydi en favori ojelerime videosunu çekmek? Gerçekten bilmiyorum ama güzel de olabileceğini düşündüm. Çünkü her seferinde, her videomun altına en çok soru alan konu benim ojelerim. Bu benim için ne kadar iyi bir şey bilmiyorum. En çok merak edilen şeyin ojelerimin olması. Ama güzel. Şimdi o yüzden ojelerimi konuşacağız. Ben bu videoyu üzerine montajlayarak devam edeceğim. İşte hepsini tek bir parmağıma deneyerek devam edeceğiz. Ama tabii ki öncelikle tırnağımı da silmedim. Çünkü kesinlikle şu anda en sevdiğim oje olan bunlar vardı ve bu mor ojeler. Tam olarak mor da değil aslında. Çok güzel bir lila ama şu anda ışıktan maalesef böyle görünüyor. Şunu kapatsam böyle siyah oluyor. Pastel'in Pure koleksiyonu olabilir bu bence. 606 numarası. Bunu yeni aldım. Çok yeni. Kapağı falan da lila. Baya güzel. Çok hoşuma gitti. Yani hatta bu videoyu çekerken şimdi bunları sileceğim. Hepsini tek tek deneyeceğim. Bir tek bunu denemem gösterdiğim için. Ve üstüne tekrar bu ojeyi süreceğim. Çünkü ben çok beğendim. Yani elde duruşu falan çok hoşuma gitti. Bir daha göstereceğim. Bence bayağı güzel bir oje. Bu birincisi olsun. Diğer bir bittikçe aldığım ojem. Geçen hafta da ojelerin devamını bulmak çok zor bence. Ya da bilmiyorum İzmir'de mi böyle bir problem var. Ojelerin devamını bulamıyorum. Ama bunu şansıma sürekli indirimde falan denk geldikçe yedekledim. H&M'in Decaf ojesi. Bence çok güzel bir kahve tonu. Bayağı güzel. Kiremit kahve böyle. Çok seviyorum bunu. Adı Decaf. Bunun üzerine bazen tek bir parmağıma falan şunu sürmeyi çok seviyorum. Çok yakın tonlarda zaten. Değilmiş o. Ya bunu bunun üzerine sürünce gerçekten çok güzel oluyor. Bunu sürmeyi çok seviyorum. Bunun adı da That 70s Glow. İçinde böyle altın sarısı simler var. Biraz pembelikli altın sarısı falan. Çok hoşuma gidiyor. Bunları böyle bir arada kullanmayı da çok seviyorum. Ama bunu tek başına da kullanıyorum. Ben böyle tek bir parmağıma falan arada değişik bir şeyler yapmayı gerçekten seviyorum. Öyle zamanlarda genelde simli falan ojelere tabii elim daha çok gidiyor. Daha sonra şu ikisini de kenara ayıralım. Yine senelerdir bittikçe aldığım bir nude oje. Pastel'in. Bu da nude serisinden. Bu karamel rengi. Yani şöyle, bu benim en sevdiğim. Çünkü bu benim parmaklarımla bayağı yakın renkler, nasıl gösterebilirim. Yani o yüzden bu. Hani bu parmak bütünlüğü, sanki parmaklarınız daha uzunmuş gibi göstermesi benim hoşuma gidiyor böyle ten rengi ojelerin. Hani çok fazla zaten çeşidi var bunun. Siz de teninize en yakın olanı bulabilirsiniz. Benimki karamel. Bir de Naked rengi var. O da bayağı benim tenime uyuyor. Biraz daha pembelik var onun içinde. O da hoşuma gidiyor. Arada onu da kullanıyorum. Ama bu bir numara. Daha sonra yine ojelerimin üzerine kullandığım, bu Rival de Young değil miydi? Rival de Young yazıyor. Bilmiyorum. Şu. Zaten siz görünce bence benden daha iyi biliyorsunuzdur markayı. Ben çok böyle hakim olamıyorum. Starlight adı.
Yıldızlar var. Renkli renkli. Daha çok böyle lilalı, morlu, pembeli falan. Ben bunu çok seviyorum. Sadece ben çok uzun zaman yıldızlı oje aradım. Böyle içinde yıldız olan ojelerden. Çünkü çocukken çok sürerdim ben böyle yıldızlı ojeler. Çok aradım. Birden bir gün böyle aklıma geldi. Aa, onlardan vardı falan konuşurken. Aradım aradım, sadece bunu da bulabildim. Başka markalarda bulamadım. Bayağı baktım. Tek sıkıntısı yıldızların uçları siz ne yaparsanız yapın kalkıyor ve üstünüze başınıza takılıyor ve sinir olup yıldızları çıkarmaya başlıyorsunuz. Ama arada birçok uzun zamanda kullandığım oldu. Sadece işte kilot çorap giydiğinizde falan birazcık dikkat etmeniz lazım çünkü kaçırabiliyor. Şu bu normalde favorim değil ama bittikçe de aldığım bir oje. Seviyorum bayağı. Böyle pembe durduğuna bakmayın bunun. Bayağı şey, tırnak renginizi eşitleyen bir oje. Yani aynı renk yapıyor tırnağınızı. Bu da Flormer'ın 397 Rose Coral rengi. Böyle bir ojenin üzerine falan bunu uyguladığımda da benim çok hoşuma gidiyor. Hatta videoda o şekilde göstereyim. Daha sonra yine bu ojenin üzerine çok severek kullandım. Böyle hani mesela seyahate çıktığımda, bir yere gittiğimde falan çok renkli ojeler bozulduğunda tırnağımızda çok göze batıyor. Ve ben o görüntüyü sevmiyorum. Yanımda da oje taşımak istemiyorsam bu kombinasyonu çok yapıyorum. Yine 397 numaralı Flormer'ın ojesinin üzerine bunu sürüyorum. Bu da üstünde böyle hologramik yansımaları, simleri olan, böyle renk değiştiren, tam olarak hologram renkleri var içinde. Ojeyi çok kullanıyorum. Çünkü bu bozulduğu zaman fark etmiyorsunuz. Bunun adı neymiş? Bu da Glitter serisinden Glitter Touch adı. Evet, Glitter Touch. Bayağı bence güzel bir oje. Bunu da yine bu pembe ojenin üstüne sürerim. Görürsünüz. Çok seviyorum. Böyle hani tırnaklarınızda oje varmışla yokmuş arası görünüyor ama böyle ışıkta da çok güzel parlıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Daha sonra yine simlilerden devam edelim. Kaç oldu ya? Bir sürü oje gösterdim. Yine H&M'in bir ojesi. Bakır tonlarında bir inci gibi. Sedefli daha çok ama içinde simler de var. Ben bu ojenin ışıltısını çok seviyorum. Bu oje de bir ara benim gerçekten kafayı taktığım ojelerdendi. Bunun adı da Delicate Race. Bunu da hatta ben bir favoriler videomda göstermiştim. Zaten genelde her favoriler videomda mutlaka bir tane H&M oje oluyor. Hatta bugün yine ben lilayı süreceğim. Çünkü üzerine yıldızları süreceğim. Güzel olacak. Ondan sonra bunu süreyim. Bayağı özlemişim. Şu an görünce fark ettim. Bu da böyleydi. Ve benim bayağı bayağı sevdiğim... Ya bunun adı neydi ya? Evet, çok azıcık yazıyor ve adını hatırladım. Cream Saffron mu? Nasıl okunduğunu bilmiyorum şu an. Aşağı yazayım. Bu sarı oje ama şu an ışıkta niye bu kadar kötü göründü? Bu oje ama ben de kesinlikle görmüşsünüzdür. Bayağı seviyorum. Çok güzel bir sarı tonu. Bayağı bir ara sarı oje... Ya ben sarı oje zaten çok seviyorum. Ben de seneler önce babamın aldığı... Daha Kiko Türkiye'de yoktu o zaman. Ve babam İspanya'dan böyle Kiko'yu nasıl keşfettiğini asla bilmiyorum. Keşfetmiş, bize sürekli bir şeyler getiriyordu ve... renk yelpazesi çok genişti. Hani burada sadece kırmızı, pembe falan ojeler bulabiliyorken babam oradan yeşil, turuncu, böyle somon rengi, böyle fosforlu falan, işte mavi tonları falan bir sürü oje almış. Baba hani neden alırsın bilmiyorum. O çok güzel bir sarı getirmişti. Onu sürüyordum. O tabii bozulduktan sonra bayağı bir aradım aradım. Sonra bunu keşfettim. Ve bu da benim üçüncü şişem falan. Bayağı oje tüketiyorum bu arada. Böyle. Son zamanlarda hiç sürmüyorum yani. Bu benim bir haftalık falan oje ama bozulmadı. Bayağı dayanıklıymış. Enteresan. Ve tabii ki bu videoya bir kırmızı oje dahil etmeseydim olmazdı. Bu da yine H&M'in You Say Tomato. Benim en sevdiğim kırmızı oje gerçekten. Çok güzel bir tonu var. Yani böyle birazcık cart kırmızı. Ben cart kırmızıyı çok çok bayılmam. Daha bir kırmızı diyorsak bir bordocuyumdur ben. Hani ya da daha bir vişne çürüyor ama ojede çok sevmiyorum o klasik görüntüyü. Bu çok farklı duruyor tırnakta. Ve sona geçiyorum. Bu da oje kurutucu ve parlaklaştırıcı. Şöyle söyleyeyim. Eğer evde bundan kalmamışsam ya da ben bir yere gitmişsem ve orada oje sürmek zorundaysam, yanıma bunu almadıysam gerçekten ojeyi sürmüyorum. Ojesiz geziyorum daha iyi. Flormer'ın ne bunun adı? Up to 7 Days Shine and Color. Bu ikinci adım olarak geçiyor. Step 2 olarak. Ama bunlar tek de satılıyor. Ben bunu Watson's'tan almıştım. Gerçekten parmağınızın, tırnağınızın üstünü sanki böyle bir
Uhu'yla kaplamışsınız. Yani bildiğiniz 404'le kaplamışsınız gibi oluyor. Ve mesela iki elinize sürün, birine sürün, birine sürmeyin, karşılaştırın. Sürmediğiniz elini hiç beğenmeyeceksiniz. Çünkü çok güzel parlatıyor. İnanılmaz güzel bir ışıltı ve sanki böyle bir hacim katıyor. Yani şeymiş gibi, kalıcı oje falan yaptırmışsınız gibi bir görüntü veriyor. Çok memnunum bundan. Kaç şişe bitirdiğimi asla bilmiyorum. Kolay kolay da bitmiyor ve gerçekten anında kurutuyor ojenizi ve çok güzel ömrünü uzatıyor. Yani bu oje varsa işte 1,5 haftadır yani ojelerim bozulmadı. Görüyorsunuz gerçekten bayağı oldu. Bundan bulduğunuz yerde kapın yani. Bayağı güzel. Ve hepsini anlattım. Kaç olmuş? Bir dakika. Bunu saymıyorum. Şunu da sayacağım. Çünkü bu hep var. Tamam. 10 favori ojem. Tamam. Bu da ekstrası olsun. O zaman benden çok istediğiniz favori ojelerin videosunu çektim. Ve bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. O zaman videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.